Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Zaten video başında gördünüz. Yine çok efsane güzel bir yapı yaptık arkadaşlar. Bu yapı ne işe yarayacak? Tabii ki şeker kamışı satmaya yarayacak. Aynı zamanda da üretmemize yarayacak. Şimdi size detaylı şekilde anlatacağım. Ve neden hani hiç videoda bahsetmeyip direkt yaptığımı da anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Minecraft gerçek hayat serisini seviyorsanız ve devam etsin istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belli etmeyi unutmayın. Seri hakkında fikirlerinizi, yapmamız gereken fikirlerinizi falan mutlaka yorumlarda yazın. Hepsini okuyorum zaten. Şimdi arkadaşlar bakın bayağı güzel bir yapı yaptık. Burası bizim. Ben şeker kamışı mı dedim bu arada? Şeker kamışı dediysem eğer yanlış dedim. Bambu. Bakın buraya satışımı da koydum. Bir tanesini bir demir arkadaşlar. Şunun yapımı da şöyle bu arada. Hemen göstereyim. Önce bunu yaptım. Bu çalışmıyor. Bunda bir sıkıntı var. Bunun da yapımı yok. Sonra internette araştırdım arkadaşlar. Şu sağa ve sola altın parçası koyduğunuzda farklı bir... Bak hatta nasıl çıkar mı acaba ya? Nasıl çıkar? Onun adı neydi? Farklı bir versiyonu geliyor. Yine görünüm olarak aynı da ismi farklı bir tek. Bu o mesela. Bakalım adı yazıyor mudur? Adı yazmıyor herhalde. İşte aynı bak görünüm olarak. Aynı işlevi var. Neyse bunu da koydum buraya. Bir tane kamışı bir demire koydum. Yani pahalı diyenler olabilir ama arkadaşlar kamış çok uzakta. Böyle düşünelim. Ve şunu da düşünelim. Yani kamış bulmak isteyen adam çok uzaklara gidecek falan, bulması zor. Bir de bir süreden sonra herkesin deli gibi parası olacak. Yani o yüzden onu almaları gerekecek. Şu an bundan 60 tane almak isteseler 60 demir vermek zorundalar bana. Valla pahalı mı oldu yoksa iyi mi fiyatı bunu yorumlarda yazın. Tartışırız, bir düşünürüz. Ona göre fiyatını güncelleriz veya ucuz mu oldu? Bunu da yazabilirsiniz sonuçta. Yapımını neden göstermedim? Hızlıca bunu yapıp geçelim istedim arkadaşlar. Çünkü elimizde bambu fazlasıyla vardı. Hatta bakın size stoklarımı da göstereyim. İçine de deli gibi stok koydum bu arada. Oha daha da bu kadar var. İçine de deli gibi koydum. Sadece burayı bir kere kesip sonra büyümesini bekledim, o kadar. Onlardan çıkan stok bu arkadaşlar. Çünkü bambu biliyorsunuz bayağı verimli bir şey. İnanılmaz hızlı büyüyor. Zaten bunları kesip sonra tekrar büyüme sahnesini de görmüş olmanız lazım sizin. Yüksek ihtimal görmüşsünüzdür. Hani çok önemli bir ticaret değil. Çünkü hani insanlar kendi yeteri kadar aldığında daha fazla, yani sürekli bir sirkülasyonu olacak bir ticaret değil bu. Böyle aşırı önem taşıyan bir ticaret değil. Ben sadece hani elimde bambu varken bunu hemen ticarete dökmek istediğim için, şu anda sonuçta sadece bende var. Ticarete hemen başlasın diye ve tabii ki güzel de bir yapı yapmak zorunda herkes satış yapacağı zaman. Mesela bunu buraya hop yerleştirdim. Misler gibi oldu. Siz büyük ihtimal mesela Talha'nın videosundan falan da görmüşsünüzdür Talha'nın yaptığı yapıyı ama benim videomda ilk defa görüyorsunuz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ben videoları birazcık stok yapıyorum. Daha önceden çekiyorum. Şu anda mesela daha kimse ilk bölümünü atmadı. Ben birinci, hatta ben de ilk bölümümü yayınlamadım. Üçüncü bölümümü çekiyorum. Çünkü şey böyle hem heyecanlıyım, böyle güzel şeyler yapmak istiyorum. Aynı zamanda da birazcık stok yapmam gerekiyor diğer seriler için. O yüzden stok yapıyorum. Şimdi şöyle bir etrafı gezelim bakalım. Bakalım kimler neler yapmış. Ha bir dakika bak, benim bu arada her şeyim kırılmış. Bir şeyler yapmam lazım benim. Aynı zamanda madenlerini de pişirebildiğim kadar pişirdim. Bak mesela demirlerin çoğunu pişirmişim. 37 elmasımız oldu. Böyle video arkasındayken birkaç ticaret döndü. İşte Talha'nın şu Steakhouse'unu arkadaşlar, Talha'nın videosunda var büyük ihtimal. Oradan izlersiniz. %25 ortak oldum. Hem fenerlerini karşıladım, hem zincirlerini karşıladım. Sonra fikri ben verdim falan tarzı bir şeyler oldu böyle. %25 ortak oldum. Sonra ona bir şey satmıştım. Onun videosunda var yine ya. Ona bir şey sattım. Sonra bir elmas oradan geldi. Mami'ye bir şey sattım. Bir elmas oradan geldi falan. Hep onların videolardan görürsünüz bu tarz şeyleri. Şimdi bakın şunları da göstereyim. Fırında neler var? Bunlarda bir şey yok. Heh, bakır külçesi mesela. Bakın bunları sürekli böyle koydum ki yani sonuçta ne yapacağız? Ham bakır şeklinde durmasın. Bakır külçesine dönüştüreyim dedim. Hatta şunları da bak tekrar koyacağım. Ama kömürümüz bitti bizim mesela. Bak bu sıkıntı. O kadar maden yaptık. Her şeyimizden bayağı var. Elmasımız bile 37 var. Kömürümüz yok. O sıkıntı birazcık. Kömür yapmamız gerekecek. Çünkü yani kömür ihtiyaç. İhtiyaç abi, ihtiyaç. Ne nasıl yani? Sonra burada neler var? Burada da böyle bir gereksiz malzemelerimiz falan var. Ya da böyle yapılarda falan kullanıp kalan şeyler var. Çesler diğer kalmadığı için oraya koymuşumdur. Bak çubuklarımız böyle, tahta parçalar burada var. Yine buraya bir şeyler koymuşum. Bak yemekler full burada. Biftekleri, işte domuz etleri, koyun etlerini de pişirdim. Onlar da bayağı güzel oldu. Bak patateslerden de 64 tane var. Bir 64 tanesini ekeriz büyük ihtimal. Bak burada derin kayraklı taşı pişirmişim. Hop patatesi de
Koydum. Onlar da pişsin. Lazım olur. Şunları da taş kısmına atayım. Benim üzerimde iki tane çanta olması lazımdı. Onlar nereye gitti ya? Lan buraya koymuşum. Ben nereye koydum bunları buraya? Bunlar içinde de aha, odun kömürü 4 tane varmış. Dur bakayım. Aha, buraya attım. Ha, burada da bloklar falan var. Tamam. Bunlar bu şekilde kalsın. Bir tane de şuradan boş bir tane al. Ya şuna da tamir basıp şey yapmamız lazım. Tamir etmemiz lazım onu. Gerçi bunu tamir etmemiz de çok önemli değil. Ben zaten daha iyi bir şey yapmak istiyorum ama. Neyse, olsun, onu da tamir ederiz. O zaman ben hemen arkadaşlar bir pakselimi yapayım. Ve bu kadar. Tamam, pakselimizi de aldık yanımıza. Çubuk kalsın. Bu kadar odun. Lan gerçi yanımda çanta var. Çanta ağzına kadar odun dolu. Doğru doğru. Unuttum onu. Bu muydu? Yo, diğeri. Gerçi bunda da var. Fark etmez. Şu bakırları bir koyayım. 10 tane yemeğimiz var. Bu yetmeyebilir. Heh, tamam, 27 tane şu anda yeter. Atımızı alalım. Aa, bu arada arkadaşlar oyunda mod varmış. İsim etiketi yapabiliyoruz. Dur şimdi hemen onu halledelim sizle. Bak 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 bak. İsim etiketi. Aha, 2 tane kağıt, 1 tane ip. Hemen yapalım abi. Bizim vardır büyük ihtimal. 1 tane ip, 2 tane de kağıt. Çok iyi. Çok iyi. Ve isim etiketi. Şimdi Örsten de buna bir isim basalım. Şimdilik atımızın adını Düldül mü yapsam sanırım. Yo yo, dur. Klasik at isimleri olur ya at yarışlarında. Neydi ya? Sarı kız. Sonra neydi? Dur bakacağım. Ha, Gül Batur, Şah Batur. Doğru doğru doğru. Bunu o zaman Şah Batur yapalım. Diğerine Gül Batur yaparız. Şah Batur, Gül Batur önde, Şah Batur arkasında geçiyor falan filan, böyle hep duyarız ya. Ah, bu Şah Batur olsun, diğerine Gül Batur yaparız. Para Şah Batur. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. O zaman şöyle hemen kim neler yapmış onlara bir bakalım. Vallahi Rafet abilerin daha aynı duruyor gibi. Sonra Mahir'in, Hazal'ın evler falan böyle. Oo, köpek yapmışlar, bak bak. Anam, moddan dolayı ne güzel yatıyor köpekler. Bak 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 bak. Götünü yerim, bacaklarını uzatmış. Bizim de köpek bulmamız lazım. Ya biz köpek bulmuştuk, sonra o köpeğe ne oldu bilmiyorum. Lan ne güzel yatıyorlar. Çok iyi ya. Vay vay vay, Mami'nin ahıra bak ya. Gayet iyi, gayet iyi. Ama bunu birazcık süslendirmesi, etrafına doğallaştırması lazım. Büyük ihtimal siz bu videoyu izleyene kadar bu onu yapmış olur. İçinde böyle yapmış, daha hayvanlarını koymamış. Daha hala yapım aşamasında büyük ihtimal. Hayvanlarını falan koyar içine. Daha da bir süsler vesaire. Onun dışında güzel olur. Bu dışını da işte yapraklarla falan süslerse, etrafına da doğallık verirse bence gayet güzel olur. Güzel olmuş. Sonra hop yukarı çıkıyoruz. Bir dakika, Samet'in yeri neredeydi? Samet'in yeri de orada, temel atmış, sadece duruyor öyle, bakın. Başka hiçbir şey yok. Onur'un yer aynı şekilde duruyor. Sonra Talha'nın yerine bakalım. Talha'nın da daha evi yok. Çocuk stick house açtı. Bak hop, hemen şuna bir bakalım. Daha stoğa bile yoktur büyük ihtimal. Çünkü hayvan yetiştirmiyor. Kimse hayvan yetiştirmiyor. Harbiden ha. Talha, niye böyle bir şey yaptın çocuğum? Bak buradan ona sesleniyorum. Lan daha kimse hayvan yetiştirmiyor. Da kendin bari direkt gidip şey yapsaydın, keşke bir hayvan yetiştirme ahır mahır yapsaydın. Onu da yapacağım diyor da büyük ihtimalle bu videoyu izleyene kadar o yapmış olur herhalde. Aa, daha pazarını koymamış buraya. Pazarını koyar. E ben Talha'ya hediye etmiştim onun videosunda. Aha tamam. Aha bak bak, ismi bu. Bartenik Station bak. Aynen bu arkadaşlar, bakın bahsetmiştim ya video başında. Altın parçası koyuyorsunuz aynı şekilde. Çat çat yapıyorsunuz. Çok kolay ya onun yapımı. Mesnevi'den ders aldım. Döndüm evlan. Şah Batur, ne yapıyorsun oğlum? Manyak ya, kendi kendine dönmeye başladı. Dur bakayım şurada hemen. Onur'un yatakta bir yatalım. Arkadaşlar bugün zaten başlıktan gördünüz ne yapacağımızı. Aa, o köylü kardeşlerimi. Aha. Lan tüccar kardeşi, ne yaptın? Ne satıyorsun? Ana, küre satıyor. Küre yapımı var mı? Küre yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. 10 tane zümrüte satıyor. Alsam mı lan? 10 tane zümrütüm vardı benim. Kimsede olmayan bir şey bende olmuş olur. Alsam mı acaba? Alacağım. Sonuçta yapılabilen bir şey değil. Kimsede olmayan bir yapı benim evimde olmuş olur. Süs. Yapı değil, süs. Aynen, obje. Onu hemen bir gidip zümrütleri alalım evden. Bu zümrüt birazcık pahalı. Ama sonuçta bu köylü işine gireceğimiz zaman deli gibi zümrütümüz olacak zaten. Al gitsin be. Bir daha mı geleceğiz lan dünyaya? 12 tane var mı? Neyse ya. Hadi gete gitsin. Hemen gidelim yanına. Gittiğimde kaybolmuş olursa çok üzülürüm ha bu arada. Ne olur orada dur, tamam mı dostum? Bir şey diyeceğim, kayıp mı olmuş gerçekten? Ha, gittim o kadar zümrüt almaya. Gel. Ha, ooo. Tamam. Gel lan buraya. Ha, küre alıyorum. Aynen öyle. Dur bakayım başka ne var sende bir tane. Boyalardan sıkıntı çektiğimiz var mı? Pancar tohumum var. Karpuz tohumum var. Beyaz boyayı hallediyoruz. Mavi boyayı da hallediyoruz. Turuncuyu da hallederiz. İyi, başka alabilmemiz için önemli bir şey yok. Yeşil boya sıkıntı şu an. Daha çöl bulamadığımız için.
O kadar uğraşa rağmen bulamadığımız için bir de. Eğer mesela kaktüs maktüs olsaydı orada veya yeşil boya olsaydı onu alırdım. Ama onun dışında şu an bir şey almam ya. Küremiz oldu, küremiz. Şu an kimsede yok vallahi küre. Çok iyi, çok iyi. Bir de yapılamıyormuş da. Bayağı güzel oldu. Bunu nereye koyalım şimdi? Bir yerde sergilemek lazım. Şunu yaptım bu arada. Bunun yapımı kolaydı. Onu nasıl buldum? Şöyle ne yapabilirim, ne yapabilirim basit diye ararken görmüştüm onu. Kum saati de. Kum saatin İngilizcesi neydi ya? Clock yazsak çıkar mı? Yo, çıkmıyor. Nasıl bulurum? Tamam, bunu gösterdim zaten. Aha, kum saati. Bakın, 2 tane altın, 5 tane de cam. Easy yapımı. O yüzden onu yapıp koymuştum. Bu küreyi de yapmak istemiştim hatta. Yapamamıştım şey olduğu için, yapılamadığı için. Bunu da o zaman buraya. Oy! Güzel oldu ha. Kırınca bir şey olmuyor değil mi? Aynen. Dur şu şekilde koyalım. Üf be. Kimse de olmayan bir obje bizim evde olmuş oldu. Aha ne oldu lan? Ne girişimi yaptım ben? Anlamadım. Gereksiz bir girişim büyük ihtimal. Bu anahtar ne işe yarıyor? Bu anahtar falan bir şey yarıyor mu ya? Hiç bilmiyorum ki vallahi arkadaşlar. Neyse. Şimdi o zaman köyleri yavaştan taşımaya başlayalım. Ve köyleri de arkadaşlar şurada şu ileride şimdi gideceğimizde görürsünüz. Veya önceki bölümlerden hatırlıyorsunuzdur. Yeraltı köyü vardı ya orada. Oradan yapacağız. Bu arada üstümdeki seti şuraya taktım. Çünkü canları mazları, canları falan hepsinin az baksana da. Baya kırılacak bunlar burada. Harcansın gitsin. Biz de kendimize yeni bir set yapalım. Zaten bu seti yapalım şimdilik. Elmas sete geçeceğiz. Hem de easy şekilde. Easy şekilde. Tamam. Oh be. Yeni yeni şöyle tertemiz. Mis gibi oldu. Tamam şu zümrütleri at gitsin. Bakın size burada bir şey göstereceğim. Bu köyleri nereye taşıyacağız? Bakın nerede... Bakın burada deli gibi toprak oldu arkadaşlar. Deli gibi taş var, deli gibi toprak var. Bunların sebebini göstereyim hemen size. Bu arada o topraklardan biraz almak istiyorum yanıma. Yolda kullanacağım. Bu kadar yeterli olur mu? Olur herhalde. Yine de alayım bayağı bir. Bir de la ray yapımını unuttum. Güçlendirilmiş yay, bir de normal ray. Aynen. Bizim ray yapmamız lazım bayağı. Neyse yaparız büyük ihtimal. Sonuçta bir taneden 16 tane çıkıyor. Bakın atımı alayım, Şah Batur'umu. Hoppala. Hop. Bakın şimdi burada bir tepemiz vardı bizim evin arkasında hemen. Şuraya böyle bir mini kule gibi, Talhan'ınki gibi uzun bir şey değil de mini kule gibi tarzında buraya bir şey yapacağım. Sonra oranın girişi olacak o sadece. Buraya da önce arkadaşlar şu arka tarafa veya ön tarafa bilmiyorum artık kafama göre onu bir düşünmem lazım. Veya dağın içine de olabilir. Evet daha güzel olur hatta. Şuradan bir kapı açarız dağın içine. Üretim yani köylü üretimi. Böyle birazcık hani onların takılabileceği, vakit geçirebileceği, böyle hasbihal edebilecekleri, hani güzel güzel boy boy çocuk yapabilecekleri bir alan. Hani onları çoğaltabilmek için. İki tane taşısak yeter, onları biz çoğaltırız. Onun dışında da buraya da işte bu pazar alanı gibi bir şey. Hani hatırlıyor musunuz benim eski Minecraft serimde yapmıştık evimin altına. Bu işte hani büyüleri işte atıyorum kırılmazlık büyüsü. Birinden, şu büyüsü birinden falan. Onu güzel şekilde build yapıp pazar şekli veririz. Ve de bu köylerden aldığımız şeyi onlar tabii ki benim köylerimden alamayacaklar hiçbir şey. Yasak sonuçta. Ve köylü işinde yapamayacaklar ben kapacağım için şu anda. Benden almak zorunda kalacaklar. Gerekli büyü kitabını, sonra gerekli ne bileyim tecrübe iksiri diyelim atıyorum. Benden almak zorunda kalacaklar hepsini köylerden alınan şeyleri. Atıyorum ben tamir kitabını 5 zümrüte alıyorum ya köylüden. Hop çat. Onlara 10 zümrüte satacağım mesela. Veya 5 elmasa satacağım. Mister gibi mister gibi yolumuza bakacağız. Yani F'ye dolandırıcılık iş başında. Aslında dolandırıcılık değil abi. Ben burada emek vereceğim. Emeğimi karşılığını alacağım. Onlar hiçbir şekilde uğraşmadan, hiçbir şey yapmadan büyük kitabını elde etmiş mi olacaklar? Oldu. Oldu. Allah Allah. Emeğimin karşılığı emeğimin. Dur şimdi. Bizim oraya doğru gitmemiz lazım. Şöyle yapalım. Hiç gitmeyelim. Önce gidelim bir rayımızı halledelim anasını satayım. Şu raylarımızı bir yapalım. Ya bayağı altın gidiyor ya. Bir dakika bu 18 tane yapsam yeterli olur mu ya? Çünkü bu altınlar lazım bize. Bayağı altın gidecek. Bak 61 tane altınım kaldı. Yine hani aramaya çıkarız orası ayrı konu da. Neyse yetmezse yaparız. Hatta ben altınları da yanımda bulundurayım. Raylarımız tamam. Oyumuz tamam. Buyumuz tamam. Vallahi tamam. O zaman arkadaşlar şimdi gidelim. Köylerimizi bir... köylerimizi getirmeden önce yukarıya şu alanı açalım. Yukarıya alanı açalım ki rahat olsun. Hani köyleri getirdiğimizde koyacağımız alan belli olsun. Aynen öyle, aynen öyle. Bir dakika ben atım orada bağlı değil mi? Şah Batur'um sen böyle dur. Heh. Şu bir dakika ismini renklendirebiliyor muyuz? Onu bir deneyeceğim. Kemik tozu ama beyaz olmasın zaten gerçi. Heh. Şöyle mavi boy alabiliyor muyum bundan? Alabiliyorum. Gel bakalım bir deneyelim. Galiba olmuyor ya. Yok arkadaşlar olmuyor. Vallahi olmuyor. Tamam neyse saldık bunu. Hemen yukarı çıkalım. (Gülüyor)
Evet arkadaşlar, şimdi iç tarafını böyle bir şey yaptım. Buraya bir tane yatak koydum kendim uyumak için. Gece oldu da uyudum. Sonra böyle bölmeler yaptım buraya. Hatta şuraya da bir bölme yaparım belki. Dur bakalım, ona bakarız. Bu bölmeler ne için? Köylülerle mesela hop birini çekip şuraya hop bir şeyler yapmak için. Bir meslek verme, bir şey yapma falan filan. O tarz işlemler için böyle bölmeler yaptım. Buraya da komple yatak dizip çoğaltma işlemini de burada yapacağız arkadaşlar. Böyle iç tasarımına çok uğraşmadım. Belki uğraşırız. Şöyle dış girişine de şöyle bir tasarım yaptım. Böyle hani bomboş giriş kapı olarak gözükmesin diye. Bu ilimi bayağı geliştirmişim değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Onu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hatta dur bir dakika. Unuttuğum bir şey var. Bak şu an onu fark ettim. Ya envanterim çok dolu ya. Daha da arkadaşlar full taş doluydu da çantalara boşalttım. Ya ya çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. İstediğim şey bu değil ya, dur. İstediğim şey şu olabilir ama bak. Dur. Ya böyle şeymişcesine. Sanki böyle burada kalan odun parçaları ezişmiş, büzüşmüş. Burada bozulmuş yani, şekli gitmiş falan filan. Aynen kalsın öyle, bir değişiklik olmuş oldu. Çok sade kalsın istemiyorum. Şu iç tarafına, tamam iç tarafına bu okey. Şuraları falan, olmadı şurayı da kırarım. Hatta kırsak mı ya burayı? Daha mı güzel olacak? Hey lan burayı kıralım gitsin. Hop şurayı da şöyle kapatayım. Alanımız daha da büyük olsun. Aynen öyle. Sonra şuradan da mı bölüm açsam? Neyse o gerekli olursa eğer açarız onları. Onlar sıkıntı değil. Şimdi şu chest'e şu toprakları buraya atmışım. Geriye kalan şu an burada ihtiyacım olmayacak şeyler. He dur. Bekle 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 bekle. Şu chest'i aç. Bunları gönder, tamam mı? Şunu gönder. Yünlerin hepsi kalsın. Şu an yünlerin hepsine yatak yapacağım. Ve oradan da çalabildiğimiz kadar yatak çalmaya çalışacağım köleleri alacağımız yerden. Şu madenleri de bir gönder. Şu anlık ihtiyacımız yok. Bu ne abi, bir sürü şey var üstünde ya. Gönder. Gönder. Şunları gönder. Şu anlık gerek yok. Şu anlık gerek yok. Aynen öyle. Yemeğimizden bir tane yiyelim. Sonra hop. Evet odun almamışız. Odun alalım. Hangisiydi? Şunda mıydı? Tamam bu iş görür. Hop. Kaç tane yapabiliyoruz? 13. Oo gayet iyi ya. Çalmamıza bile gerek kalmadı arkadaşlar. Gayet iyi. Bunlar bize yeter. Bunlar yeterli olur diye düşünüyorum. Kalmadı mı? Ha şunlar var. 1, 2, 3, 4. Bir 4 tane daha yapsak güzel olur. 4 tane daha. Tam 4 tane de çalarız o zaman. Güzel. Şimdi. 4 tane daha buraya yaptığımızı varsayarsak. Şimdi bunlar. Bunları biz buraya geçireceğiz. Camdan da görmek istiyorum tabii ben onları. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir alan bırakalım. Ve hop 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 hop. Ya da direkt ortada olsun ya. Aynen böyle arkada ne dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor biz bunları görebilelim. Ve aynı şekilde de bak şuradan. Heh bak böyle böyle. Aynen şunu da kıracağız. Tamam böyle geleceğiz. Buradan da onlara şeylerini atabileceğiz. Yemeklerini, çiftleşmeleri için. Bunlar buradan hiçbir şekilde çıkamaz değil mi? Aynen öyle çıkamazlar. Gelip buradan onlara yemeklerini veririz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi buraya da aynı şekilde arkadaşlar cam yapacağım. Hatta şunu bir tane daha uzatacağız. Böyle böyle. Aynı şekilde yine ortaya cam yapalım ki. Bunun sebebi neden ikili var arkadaşlar? Şimdi atıyorum buradan bir tane bir tane köylü almak istiyoruz. Yanlışlıkla 3 tane geldi. Buradan kaçmış olsa da buradan kaçamayacak. Tek sebebi bu. Başka hiçbir sebebi yok. Veya atıyorum dışarıdan bir şey girdi içeriye. En fazla buraya gelebilir. Hadi bunu da geçti diyelim. Ha bunu geçerse zaten dur. Buraya girer ve içeri girer onları öldürür. Aynen öyle. Yani bak buraya girebilsin bunu geçerse eğer. Bir de bunu geçmek zorunda kalsın. Güzel mantık bence. Dediğimi anladınız mı? Umarım anlamışsınızdır. Buraya bundan koysam okey diye düşünüyorum. Buraya da demir koyacağım. Demir kalmıştı değil mi bir tane? Aynen öyle. Hop demir güm. Sonra hop 4 tane şundan yapalım. Böyle böyle. Aa doğru. Camın üzerine çalışmıyordu. O zaman şunu hop böyle yapacağız. Aynen öyle. Böyle girip çıkabileceğiz. Köylerimizi de içeriye sokacağız. Zaten bunu bir kırarız içeriye sokarken büyük ihtimal köyleri. Bunun dışında bir sıkıntımız var mı? Yok o zaman bunu da demir yapalım ya. Bunu da demir yapalım çünkü onlar şimdi bunlar bunu da kırar falan. Sıkıntı olmasın. Burası da bir böyle kalsın şimdilik. Burayı bilerek alt kat yaptım. Aynı eşitlikte olsun istemedim. Bunun sebebi de şey biraz. Hani köylülerin daha bir alt seviyede kalsınlar böyle veya bir üst seviyede kalsınlar. Hani boyut
Tam anlatamıyorum şu an. Şu an tam anlatamıyorum. Şimdi abi kalan üzerimdeki her şeyi buraya gönder. Bir dakika, bir tane şuradan birazcık demir alayım. Şöyle bir demir kapı yapayım. Şunda bir demir kapı. Laps. Sonra üzerine de taş. Hop. Düğme. Bitti gitti. Bitti gitti. Burada meşale yok mu ya? Var. Kesin çantaya koymuşumdur var ya. Koymamışım. Bitti mi lan meşale? Vallahi koymamışım, bitti herhalde. Eğer atım ölseydi çok kötü olurdu. Ben de ölüyordum az daha. Atım ne durumdasın yavrum? Canın ne durumda? Canım nereden göreceğim ben atın ya? Şu ata bindiğimde şu sağ aşağıdaki atın canı mı? O zaman hiç gitmemiş. Sıkıntı yok o zaman herhalde. Bilmiyorum ki vallahi. Atım yavrum seni gel eve götüreyim ben. Şah Batur'um. Niye böyle gidiyoruz oğlum? Üzerine bineyim. Daha mantıklı olacak gibi. Burası böyle kalsın. Gidelim bir köylüleri oraya getirelim arkadaşlar. Onları da nasıl getireceğiz? Tabii ki rayla. Rayla misler gibi getireceğiz. Zaten o kadar ray boşa yapmadık ya. Aa vagon yapmadım abi ben. Dur şunları da şöyle bir atayım. Dur sen kal. Hop bir vagon. Hop ikinci vagon. Aynen öyle. Bu vagonlarla fırtlatırız göndeririz onları. Bir de benim yanımda fazladan kayış var mıydı ya? Köylüleri kayışla tutabiliyor muyduk? Tutamıyorduk değil mi? Acaba modlardan bir tanesi sayesinde tutabiliyor olabilir miyiz? Bir deneyelim. Deneyelim. Aa ipimiz var, kayış yapabiliriz. Hop iki tane yaptım. Gönderdim bunları. Demirleri at. Vagonlar kalsın. Toprağı al. Sonra bundan da toprağı al. Topraklar bayağı gerekecek bize zaten. Evet bir de karanlık olmuş. Hazır uyuyalım. Gidelim. Hadi bakayım Şah Batur bas oğlum. Lan atımı burada bırakayım. Ben raylarla falan uğraşacağım. Atım şimdi orada kalır. Aynen aynen. At burada kalsın. Biz şöyle yürüyelim birazcık. Ah be Şah Batur sensiz. Hiç eğlenceli olmayacak. Bu arada 31 level olmuşuz. Ben 31 level nasıl oldum ya? Madenden mi oldum? Nereden oldum ben 31 level? Vallahi hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Aynen. İnşallah içinde köylü kalmıştır bu arada. Umarım ya bizimkiler öldürmemiştir ya da hani ne bileyim etrafını kırmışlardır. Dışarıya çıkmıştır bunlar falan. Problem. Vallahi problem. Ya bu arada hani tamam bir şeyle götüreceğiz de. Bu arada şuraya kimse giden olmadı değil mi ya? Şuraya giden oldu mu? Ben de gitmedim. Hadi oraya bir gidelim o zaman. Gitsek mi ya da? Ya da sonra gideriz ya. Bizim işimiz var şu an. Şu an benim videoyu izleyip birisi gidecek kesin. Neyse durun bakayım. Bu videoda gideriz belki. Onun içinde sandık olması lazım çünkü bir yerlerinde. Şimdi köylü var mı? Önce bir ona bakalım. Bu köyleri biz buradan nasıl çıkaracağız? Aa bu merdivenle çıkarırız direkt. Olmaz mı? Olur herhalde. Bak bir yerde kapı kırılıyor. Burada iki tane var köylü. Aa burada var. Sen ne içsin lan? Alet ustasıymış. Biz şu iki tanesini bir tutalım mı? Dur ama böyle oturtturamayız tabi. Abicim şöyle bir gitsene şuna doğru. Heh tamam. Bekle bekle orada bekle. Bekle orada bekle bekle. Abicim sen de bir şöyle. Bir otursan ona be. Tamam. Şimdi bunları kırdığımızda bunlar mesleklerini kaybetti mi? Şunu da bir kıralım. Bir şey yok bir şey yok. Geri getireceğim. Çoğaltacağım ben bunları ya. Bunlar az olmuş burada. He ondan yani iyilik iyilik. Şimdi şöyle bir çık bakayım. Allah 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 dur. Bunlar böyle çıkmasın. Bir dakika. Ucu nerede ya Ryan? Bunların da ayarı yok ya. Bir dur oğlum orada. Tamam böyle kalsın. Sonra bak, böyle bunları birleştireceğiz tamam mı? Hop. Şu merdivenden biz bunu çıkarabilir miyiz? Şuradan da bir güç verelim bu arada. Aynen öyle. Aa biz yanıma. Bir dakika yanımıza şey aldık mı biz ya? Maden neydi onun adı? Kızıltaş mıydı? Kızıltaş almadık biz ya. Oh be oh be oh be oh be. Kızıltaş almamış olsaydık çok üzüldüm biliyor musunuz? Şimdi kim gidecek oraya? Hoppala. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Hop yanına bas bunu. Şimdi bizim o merdiven nerede? Kardeşim sen haritacısın değil mi? Kağıt madde. İşimiz yok seninle. O çıkış merdiveni nerede çıkış merdiveni? Şurası mıydı ben? Buradan mı geldim? Ana olmuyor mu böyle? Vallahi olmuyor arkadaşlar. Hadi o zaman ya. Arkadaşlar hızlandıralım burayı. Şu ben yukarıya bir yol yapayım. Uzun sürecek yoksa.
arkadaşlar tamamdır. Ben şimdi yolu döşedim. Böyle etraftan da birazcık bu yataklarından da çaldım. Kaç tane almışım? 4 tane lazım değil mi bize? 1, 2, 3 tane almışım. Ha 3 tane yünüm var. Tamam ben yaparım. Ya da şöyle bir 2 dakika bakayım mı? Var mı acaba diye. Ya boş verin yaparız ya. Şu an bunu hiç uğraşmayalım. Şimdi yolun daha yarısını bir döşedim. Tamamı bitmedi. Bak şimdi. Hop altına bunu koydum. Gönderiyorum. Bakalım işe yaramış mı? Gidiyor mu? Aha geri geliyor. Allah. Nerede yetmedi? Bir dakika bir iki. Buna mı yetişmedi? Hangisinde gitti ya? Dur bir dakika. Bir ona bakmam lazım tekrar. Bir yürü bakayım. Gitti. Hop ona da yetti. He diğerine yetmedi. 1, 2, 3, 4. Bunda kaç boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman anladık ki 4 aralıkta bir koyacağız.